takımın tamamı var, Okan Buruk var. E, gerçekten. Foto editörlerinden sürekli yer istemekle geçti. Bu akşam çünkü o kadar çok bilgi var ki en son size şunu söyleyeyim Galatasaray'ın kırdığı rekoru yazımda belirtemedim yani artık. Galatasaray bir rekor kırdı yazamadım çünkü Galatasaray adına e, ayrı ayrı konuşmamız gerekiyor hemen hemen her oyuncu ama en başa herhalde Mustaray'ı koymamız lazım e, Ziyech'in e, olağanüstü. Ee, golüne rağmen kaleci hatası olsa da Kerem Demirbay'ın attığı golü e, spiker arkadaşlar senin gibi maç spiker arkadaşlar. Kerem Demirbay muhteşem gol dedim bitti. Hadi bana anlat. <laughs> hani, oh, nasıl bir şey? Ne yaptın? Hani ya yani bir de Kerem Demirç içerisinde inişler çıkışlar yaşadı. Attığı gol bence sezonun en güzel gollerinden birisi. Maç 2-0'dı. Eee yaşayan bir futbol efsanesi Nihat Kahveci ile izliyordum ben maçı. Nihat'la konuşuyorduk işte dedim ki hani x0 böyle de biter mi bitmez falan derken yani, Icardi atmadan bitmiyor dedi Nihat. <laughs> <laughs> Icardi'ye de bir tane gol attırırlar dedi. Hakikaten de Icardi'ye bir gol attırma çabası vardı. Icardi pek Rekorları konuşacağız dedik yani o da bu da gol akşam bir şan, gol krallığında e, öne yok, geçmiş asist oldu. Asist krallığında Rekol Mertens devreye girdi. devreye girdi. Ya gerçekten çok güzel bir maç izledik. Maç 0-3 bitti ama maçı izlemeyenlere hani ben adil bir e, şekilde anlatmam gerekirse e, maçın yıldızı Muslera. Yani muazzam şeyler. 8 bu arada hani o da kendi iyiydi. rekorunu kırdı. O da bir rekor. Yani e, bu arada Gravillon, Mendoza, Balotelli ya bugün gerçekten sahada e, beni etkileyen hatta zaman zaman duygulandıran bir Adana Spor vardı. Eski gücünden çok uzak. Ben çok güzel, mükemmel bir maç izlediğimizi düşünüyorum. Tabii ki maçın sonucu itibariyle üzülenler var. Onlar yanlış anlamasın. Hani Galatasaray 3-0 kazandı diye söylemiyorum bunu. 1-0 bitse de, 0-0 bitse de ki öyle bir ilk yarı izledik ki... E, belki seyircilerimiz içinde de bilmeyenler vardır. Süper Lig'de bu sezonun ilk yarıda kalelere en çok şut çekilen maçını izledik. Ve 0-0. Şimdi Musteri'yi bir böyle değerlendirmek lazım. Eee... Bence kaleci hataları var Adana Demirspor'un gediği gollerde ee, ama e, o kaleci de pek çok sayıda gol de kurtardı. 28. direkten top döndü bilmiyorum 28 bir rekor olabilir mi Ahmet hocam Reha hocam 28. topu da direkten döndü. Biraz böyle sıkıntıya girer gibi olmuştu maç ama işte gerçekten futbol futbolcuyla oynanıyor yani iyi futbolcuyla oynanıyor. Hı hı. E, fakat e, bu akşam izlediğimiz mükemmel maç için ben İki isme teşekkür edecek olsam. ikisi de Galatasaray'dan değil. Biri hakem, biri de Hikmet Hoca. Hakikaten bu kadar keyifli bir maç olmasının temel sebebi onlar. Galatasaray bildiğimiz gibiydi. Bildiğimiz senaryolarıyla, farklı farklı, pek çok farklı senaryoyla gol aradı. Kalesinde de çok sayıda pozisyon verdi. Zaten maçın adamı bence Muslera demek. Adana Demirspor'un da çok iyi bir maç çıkardığının vurgusudur. Bunu belirtmek lazım izlemeyenlere özellikle. E, ama Galatasaray'ın başından sonuna en azından bana, kendi adıma konuşayım kazanacağını da hissettirdiği bir maçtı. Velev ki olabilirdi. 1-0 geri düşse de Galatasaray bu maçı 2-1'e çevirebilecek ayaklara sahipti. Icardi Icardi çok muhteşem günler yaşamıyor. E, ama o da e, bir klasikle klasik bir şekilde e, onun golüyle de Maç sona erdi. Ee, Kön biraz kıpırdanır gibiydi ofansta ama bence defansta çok ciddi gedikler verdi. Beni bugün Adana Demirspor'da da birkaç performans gerçekten çok etkiledi. Çok güzel bir maç izlediğimizi düşünüyorum. Hı hı. Ee, hocalarımın e, bu konudaki yorumlarını ben de merak ediyorum. Ama şunu da söylemek isterim ki pek böyle konuşmayan türde bir e, spor medyası çalışanıyım ben. E, bu iş bitti. Ama bugün bitti. Şampiyon Galatasaray bence oldu. Hani şampiyonun ötesine geçildi ya. Yani. Hadi bir neye boş bırakayım. Şampiyon diyeyim size. Peki. Lig devam ediyor. E, Yükatay'la Adana Demir Spor Galatasaray maçı. Galatasaray'dan Serkan Korkmaz da altını çizdi. Birçok ilkin yaşandığı maçtı. Örneğin 8 isabetli şut var. 8'in de Mustar'a kurtarmış oldu. Şaka gibi. E, Galatasaray'ın 16 şutu var. 9 isabet buldu ve rakip ceza sahasında Galatasaray tam 57 kez topla buluşmuş hocam. <laughs> 90 57. dakikada 57 kez rakip ceza sahasında topla buluşma hani tamam pozisyon verdi Galatasaray. Bu maç 1-1 falan da bitebilirdi. Evet futbol bu. Ama yani rakip ceza sahasında 57 kez buluşmuş bir takımdan bahsettiğimizi de Sağ özellikle güzel iyi tabii Mustafa son 4 maçta şimdi Ercan söyledi 17 şut var. 1 gol var. Evet rekorlarla başladın sevgili Cüneyt sen de 15 maç ama ilk yarının son maçı Konya maçıydı hatırladığım kadarıyla ki burada bizim ekranımıza gelen Kayseri maçıyla başlayan bir seriydi. O Konya maçında da 3-0'lık bir galibiyet vardı. Onu da buraya dahil etmemiz gerekir diye düşündüm ben kendi adıma. Onu da yaparsak 16 maç oluyor. 15'te değil. Ardı ardına e, ligde 15 galibiyet. 15 galibiyet bakalım hocam e, Konya maçını da ilk yarının son maçı. İlk yarı olarak bakmadık. Son 16 maç yani, olarak baktık. Maç bakalım dizisi hocam. olarak. Tamam. Bakalım arkadaşlar siz 14'te tamam. 15 oldu. Ben de öyle biliyorum ama. Evet. Hani Konya maçı deyince de şimdi benim de kafam karıştı doğrusu. Bakar arkadaşlarımız. Ben de bakmaya e, çalışıyorum. Tabii ki bu rekorların belki de kaynaklandığı en önemli konu. Geçen hafta Galatasaray maç oynamadığı bir günde. Bence de artık şampiyonluğa kesinlikle e, inandı. Fenerbahçe'nin Sivas muhalifliği e, beraberliği sonrası e, artık takım, teknik heyet, camianın tamamı Hocam Konya maçından sonra Sivas spor maçı var. Berabere bittiği ha, için. Berabere bittiği için galibiyet serisi galibiyet hocam. Serisi. Yenilmezlik serisi tabii bir, daha uzun. 1-1 bir, bir bitti hı hı. Sivas'taki maç. Yenilmezlik serisi daha uzun ama hani arka arkaya lig galibiyeti serisi. Ee, bir bir bitti evet o daha önce değil mi? Ve arkadaşlar sor sor soraya alındı. Açtım ben. Konya Konya maçı Galatasaray'ın eee erteleme maçı girdi araya evet. 19. maçı erteleme olduysa oradan hafta oradan, oradan oynanır. serisi 22 maç hocam. Konya maçı çünkü sezonun son maçı. Dolayısıyla ilk yarının son maçı diye düşündüm ben. O yüzden arada bir erteleme olduysa Ondan olabilir. Ee, tabii Galatasaray maç oynamadığı bir günde şampiyonluğu iyice inanınca zaten daha öncesi de Galatasaray'da hem futbolcuların bireysel performansı hem de oyunu her geçen hafta üzerine koyarak gelişmeye devam ediyordu. Artık e, iyice rahatlamış bir takım o baskıdan da iyice kurtularak daha iyi oynamayı, daha tempolu oynamayı... Ee, ön planı çıkardığı evet. bir maç izledik. Böyle olunca da otomatikman rekorlar geliyor. Daha fazla hücum aksiyonu ki defansa verilen pozisyonları da biraz da o şekilde anlatmak lazım. Ee, Galatasaray her ne kadar sezonun genelinde defansıyla ön plana çıkmış olsa bile bugün çok daha ofansif düşündüğü için bence normalde yapmayacağı bazı hataları da yaptı. E, Muslera benim de bugün maçın adamım. Yani ikinci yarının başında. ilk yarıda e, Adana Demirspor'da tehlikeli olabileceğine yönelik her türlü sinyali vermişti. Üç tane karşı karşıya çıkardığı o pozisyonda Galatasaray e, iki tane gol bularak e, 2 iki sıfırla zaten oyunu bitirdi. Hakim Ziyeş bence son dönemde in olan, yükselen futbolculardan biri. Benim için kesinlikle sürpriz değil. Çünkü bu tür kaliteli futbolcular sezonun neredeyse tamamında beklentilerin altında kalsalar bile sezonun o bitiş bölümünü öyle iyi oynarlar ki zihinlerde yer ederler bir daha. İşte Hakim Ziyeş'ten beklentiler de tamamıyla buydu. Yalnız Okan Hoca bu futbolcuları ne kadar doğru kullandığını Bugün bir daha gösterdi. Yani sezona işte Kerem gerçekten apayrı bir şekilde damga vururken, Zaha'dan beklentiler çok daha büyükken bir bakıyoruz. Sezonun son bölümünde Hakim Ziyeş bir kanatta, Barış Alper bir kanatta oynuyor. Galatasaray bence önümüzdeki kalan maçlarında da iyi oynamaya devam edecek. Belki şampiyonluk heyecanı biraz azalmış gibi görünse de, ne olursa olsun Fenerbahçe ile oynayacağı derbi şampiyonluk tadında olacak. Ee, o kesin. Serkan Korkmaz o derbiye kalmaz dedi ama siz bir ee, daha önce de var mı? bunu biliyorsun. Ee, bir, hafta 10 gün kadar önce. Geçen hafta Şampiyo dedi tabii ne ge Geçen kaldı hafta. Demişsin, e şimdi biz teknik adamlar matematiksel iş bitmediği sürece Şampiyon demekten biraz imtina ederiz ama. Olsun hocam bu e, teknik direktörü değilsiniz ya şu anda. Ya mutlaka futbolda. Her tür, olarak Her mi? türlü Siz sonucun var olduğunu hatırlatmamız lazım. E, benim şampiyonluk adayım. E, zaten daha puan farkı iki iken. Hatta şöyle söyleyeyim. E, ben sezona başlarken benim önümde bütün büyük takımların listesi vardır. O listeyi de birinci ikinci üçüncüye göre yaparım. Benim buradaki birinci ikinci üçüncü dördüncü Aa, adayım. Ediyorsun. Sezon başında demek ki ben bunu yapmışım. Nitekim bu sıralamada gidiyor her şey.